Parametrik fonksiyonun türevinden bahsedelim. X eşit xt, y eşittir yt biçiminde denklemi ile verilen fonksiyonunun türevi dy bölü dx dediğimiz olaydır. Şimdi arkadaşlar ikisi de t parametresine bağlı olduğu için bunlarda y'nin de t'ye göre türevi, x'in de t'ye göre türevi olmuş. Mesela x eşittir t eksi 1 y eşittir t kare artı 2t ise nedir diyelim. Şimdi dediğimiz gibi şöyle yapayım. Birinci yol gerçi bir yoldan bahsedeceğiz. Y'nin t'ye göre türevini alıyorum. Y'nin alıyorum. 2t artı 2'dir. X'in t'ye göre türevi 1'dir. Bu da 2t artı 2'dir. Şimdi bu bazı çalıştığım kitaplarda böyle de bırakabilir bunu. Böyle bırakabilir. Böyle olmayabilir. Şöyle yapabilir. Bunu senin asıl denkleminde buradan x'i yalnız bırakırsa t'yi x cinsinden yalnız x artı 1'dir. Şurada t yerine x artı 1 yazabilir. Bu durumda senin fonksiyonun x artı 4 olur. Yani şıklarda bunu da verebilir. Bu da olabilir. Başka yerden çalışıyorsan. Yani böyle bıraksan da yeterlidir. Eğer bunun bir noktada değeri isteniyorsa şöyle olur. Dy bölü dx t eşittir 1. Yani t1 için bunun değeri nedir şeklinde olur. T1 için bunun değeri. Türevi aldıktan sonra t yerine 1 yazarsın. Türevi aldıktan sonra t yerine 1 yazılır. Mesela şöyle verdik diyelim.
Şimdi burada şuna dikkat etmen lazım. Türevi alırken sen türevi alırken ne tip fonksiyonun türevini alıyorum? Buna dikkat etmelisin. Yani hangi çeşit fonksiyonun türevini alıyorum? Ne tip bir fonksiyon türevinden bahsediyorum? Y'nin türevinde kök t. Bunun pratikte 1 bölü 2 kök t olduğunu biliyoruz. T'ninki eksi 1'di. X'e gelince bak burada bölüm var. Şimdi burada bölümün türevine girmen lazım. Bölümün türevine girmen lazım. Birincinin türevi çarpı ikinci aynen. Eksi t artı 1'in karesi şeklinde düzenlenir. Yani burada herhangi bir değeri istiyorsa dy bölü dx atıyorum. T eşittir 0. Bir problem yoksa, bir belirsizlik yoksa t 0 yazamazsın. Burada problem oluyor. T1 olabilir gibi gözüküyor. T1 yazarsın. T1 hesaplanabilir. T1. Yani burada dediğimiz gibi tamam parametrik türev alacaksın ama karşına gelecek olan türev bölümün türevi olabilir, çarpımın türevi olabilir. Buna dikkat ediyorsun. Bileşke fonksiyonun türevi kısaca şöyle yapalım. Bunun türevi f'in türevini alırsın. Bu türevde g fonksiyonunu yazarsın. Çarpı g'nin türevini yazarsın. Çarpı g'nin türevidir. Mesela burada kastedilen şey şu. Biz buna içinin türevi anlamında da ifade edebiliyoruz. Bak, içinin türevi. X kare artı x üzeri 3 ise aslında şu fonksiyon, senin burada bahsettiğin fonksiyonun, tamam, şuradaki fonksiyon x küp ile x kare artı x'in bileşkesidir. Niye? Sen burada x küpte x gördüğün yere bunu yazarsan bu fonksiyonu elde edersin. Şu an bileşke fonksiyonun türevi şeklindedir bu. Bunlarda da şunu yapıyoruz. En dışarıda x küp fonksiyonu gibi bir fonksiyon var. Doğru mu? Burayı x küpün türevini alırsaydım ben ne yapardım? 3'ü başa getirirdim. Burayı derecesini biraz arttırdım. Yani şu fonksiyonu aynen içtekini yazıyorum. Gx duruyor. Çarpı içinin türevi yani şuradaki x kare artı x'in türevini alıyorsun. Çarpı bunun türevi. İçteki fonksiyon neyse onun türevini alıyorsun. Ya da şöyle yapıyorsun. X küpün türevini aldım. Bununla işim bitti. Sırada buranın türevi var gibi. Sırayla gidiyorsun. Adım adım en dış mı diyeyim? En dıştaki fonksiyondan en içteki fonksiyona doğru adım adım türev alıyorsun. Fonksiyonun tipi ne olursa olsun. Buraya hemen ne düşünüyorsun? 1 bölü 2 düşünüyorum. 1 bölü 2 başa gelir. Çarpı x kare artı 1 üzeri bir azaltırsan eksi 1 bölü 2'dir. Çarpı içinin türevi bak. X kare artı 1'in türevini alıyoruz. 2x.
Bunu da düzenlersek şöyle bir şey olur. 2x bölü 2 kök içinde x kare artı 1. Yani buradan şunu yakalarız. Pratikte sadece kare kök için yazacağım. Pratikte kök içinde bir fonksiyon varsa bunun türevini alıyorsan bu şuna eşittir. İçteki fonksiyonun türevi bölü 2 kök aynen yazarsın. Mesela f(x) eşittir. Burası 3x artı 1 olsun. Şimdi mesela bunun türevini arıyorum. İçin türevi ne oluyor? 3. Buraya geldi. 2. Sonra fonksiyonu aynen buraya alıyorsun. Yani yukarıdaki işlemi yapsan da aynı sonuca gidersin. Yani üzeri 1 bölü 2 düşünsen de aynı sonuca gidersin. Bu pratikteki kullanırım dersen mantığı budur. Yani kök için hani direkt hemen bir kural vermedik. Onu yapabilirsin. İstersen sen bir kural geliştirebilirsin. Yazılabilir. Ama hiç gerek yok. Mesela burası x küp artı x kare olsun. Bunun en güzeli 1 bölü 3 düşünmek. Bir bölü 3 başa geldi. 1 bölü 3 başa geldi. Şimdi 1 bölü 3 geldi. Bunu azalttın. Eksi 2 bölü 3 oldu. İç tarafı aynen alıyorsun. Bak burayı aynen fonksiyonu alıyorsun. Burada hiçbir şekilde türevle mürevle içte ilk durumda yok. İkinci kısma geçtiğinde için türevi x küpün türevinden 3x kare artı x karenin türevinden 2x. X karenin türevinden de 2x şeklinde. Mesela şöyle bir şey olsun. X eksi 1 bölü X artı 2'nin 10. kuvveti. Şimdi bakıyorsun dışarıda kuvvet var. O zaman önce 10 başa geldi. Çarpı. Burası aynen duruyor. Bir derece azalttın. 9. Çarpı içinin türevi gelecek. İçinde bölüm fonksiyonu var. O zaman burası bölümün türevi olacak. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci aynen eksi ikincinin türevi 1 çarpı ikinci aynen bölü x artı 2'nin karesi. X artı 2'nin karesi şeklinde karşımıza gelir. Dediğim gibi. Yani tutup f üssü 0 dese x gördüğün yere 0 yazarsın. Sonuç ne çıkarsa ona göre değerlendirirsin. Bileşke fonksiyonun türevi bu şekilde. Şimdi bunlarda şu tip sorularla da karşılaşabilirsin. F üssü ne olsun? 1 mi? 1 değil, 5 olsun. Fark eder mi? 3 olsun yani. F üssü 3 nedir? Şimdi bu türevinde x yerine 3 yaz demek. Türevi aldın. Eşittir. Yani her iki tarafın türevini alıyoruz mantığı. Türevini aldın. 2x artı 3. Sabitin türevi 0. 3 olması için x yerine yazman gereken değer 1'dir.
1 yazarsam burası 3 olur. F üssü 3. Her x gördüğün yere 1 yazman lazım. Burası 5 olur o zaman. Eğer buraya 5 yazarsan yanlış cevap olmuş oluyor. Neden? Şimdi bakın arkadaşlar, burada sadece x olsaydı problem yoktu. Ama burada 2x var, doğru mu? Çarpı 2 diyoruz. Bu 2 şuranın, şu 2x artı 1'in türevidir. Fonksiyonun 2'nin türevidir. Eğer x'ten başka bir şey varsa orada mutlaka onun türevini almak gerekir. O zaman f'in 3'te, türevinin 3'teki değeri 5 bölü 2'dir. 5 bölü 2'dir. Bu en son yazdığınız 2, şurası, şurası 2x artı 1'in türevidir. Yani f fonksiyonunda x'in yerinde olan o 2'nin türevi dediğiniz şey mutlaka gelmesi lazım. Fonksiyon nasıl oluşuyor? Şimdi bileşke fonksiyona benzeyen bir başka türev çeşidimiz. Zincir kuralı diye bahsedeceğimiz bir kural var. Şimdi bunu uzun uzun yazmayayım. Ben örnek üstünde bahsedelim. Mesela y fonksiyonu olsun. T kare eksi t. T fonksiyonu olsun. U artı u kare. U fonksiyonu olsun. X eksi 1 ise dy bölü dx. Yani bu şu demektir. Y'nin x'e göre türevi, y'nin x'e göre türevinden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar bunu tersten geriye doğru gidip yapabilirsin. Tutup U gördüğün her yere bunu yazarsın. Sonra bunları alıp T gördüğün yere yazarsın. Hayır, bunun yerine biz şöyle yapıyoruz. Zincir kuralı Y fonksiyonu, ya daha doğrusu Y değişkeni neye bağlı? T değişkenine bağlı. Yani burada bağımlı bağımsız değişken mantığı var ya. Burada Y şu anda T'ye bağlı. T bağımsız, Y bağımlı değişken oluyor. T U'ya bağlı. U da x'e bağlı ve dolayısıyla y dolaylı yoldan x'e bağlı. Sırayla gideriz. Y'nin x'e göre türevi demek. Y'nin x'e göre türevi demek. Y'nin t'ye göre türevi çarpı t'nin u'ya göre türevi çarpı u'nun x'e göre türevidir. U'nun x'e göre türevidir. Sırayla alalım. Y'nin t'ye göre türevi bildiğimiz anlamda 2t eksi 1 çarpı t'nin u'ya göre türevi 1 artı 2u çarpı u'nun x'e göre buradan sadece 1 gelir şeklindedir. İşte buna zincir kuralı diyoruz. Burada tutup u'yu x'e göre yazabilir, yazmaya da bilir. U'yu x'e göre yazabilir veya yazmayabilir. Ya da sana şöyle bir şey diyebilir. dy bölü dx x eşittir 2. O zaman şunu yaparsın. X neye eşit olmasını istiyorsun? 2. Geriye doğru x yerine 2 yazarsam u ne oluyor? 1 oluyor. U 1'i bu 1, bu 1 t 2 oluyor. Eğer ihtiyaç duyarsan burada y yok. Yani burada bitirebilirsin ama y de gelseydi y de yerine yazardın. Şimdi sonra bu bulduklarını t yerine 2 yazıyorsun.
T yerine 2. U'yu ne bulmuştun? 1 bulmuştun. U yerine de 1. X olsaydı X yerine de 2 yazacaktın. Gerek kalmadı. Buradan 4, 3 geldi. Buradan üçgenli 9'muş şeklindedir. Zincir kuralı diye bahsettiğimiz dur. Yani fonksiyonlar, değişkenler birbirine parametrikten farkı bakın burada y t'ye t u'ya bağlıdır. Başka bir değişkene bağlıdır ama parametrik görmek için yapalım. 3x eksi 2y eksi 6 eşittir 0 ise y üssü nedir? Veya dy bölü dx nedir? Şimdi birinci yol. Eğer şansın varsa y'yi yalnız bırakırsın. 2x eksi 2y dersin. Her tarafın türevini aldığında ne gelir karşına? Burası 3 gelir. Doğru mu? Bu hatta bölü 2'yi şöyle yapabilirsin. Y üssü 3 bölü 2 elde edersin. Yani şurada bunu buraya bölü 2 aldığında 3 bölü 2 x eksi 3 eşittir y'dir. X'in önündeki katsayıdır. Türevim budur. Eğer çekme şansın varsa bu şekildedir. Eğer yoksa şöyle düşünürsün. Her tarafın türevini aldığını düşünüyorum. Şimdi 3x türevi 3 eksi 2 sabittir dursun çarpı türevi y üssü. Y'nin türevini y üssü de ifade ederiz. Hani sabitin türevi 0'dır. Eşittir 0. Buradan y üssünü yalnız bırakırsın. 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2'dir. Üçüncü yol. Yani bunu herhalde siz bunu tercih edeceksiniz. Bunu aslında çok değişkenli fonksiyonlarda ancak vermek gerekir. Pratikte verelim. Senin 3x eksi 2y eksi 6 eşittir 0
E'ye göre türevi alınacak. X'ler sabit gibi görüyorsun. X'leri sabit görüyorsun. Alalım. F'in X'e göre türevi buradan 3 gelir. Y sabitse buradan 0, buradan 0 gelir. Y'ye göre türevini alırken 3x sabittir, bu gider. Bunun türevini alırsın. Eksi 2 gelir. O da eşittir 3 bölü 2'dir. Bu da diğer türlü çözüm budur. Fonksiyonu şöyle verseydi. Biçiminde kapalı biçimde verilen diyelim. Y eşittir fx kapalı fonksiyonu için kurtarıyor tahminim. F üssü 0 nedir diye soralım. Bakalım, eğer yoksa bunun sıfırdaki türevi, ona göre şey yaparız. Çok da sıkıntı değil. Onu da söyleyelim. X'e göre türev alıyorum. Bak, bu X'e göre nasıl 3X'in türevini 3 diyordun. Bak, bunun türevini 3 diyordun. YX'in türevine de Y diyorsun. Yani Y'yi sabit gibi düşünüyorsun. O zaman birinciden Y gelecektir. Birinciden Y gelecek. Şuradan Y. 3X sabittir Y'ye göre. X'e göre alıyormuşuz ama türevi. 3 artı 3 buradan. Y küp sabittir. X'e göre sabit. 0, 0 gitti. Tamam. Şimdi 6 endim Y'ye göre alıyorum. Bu sefer şöyle bakıyorum. Hani X'i burada sayı gibi düşünüyorum. Şunun türevini alırken bu buraya geliyor. Y'ye göre alıyorum ya bu. Türev Y'ye göre. Yukarıda türev x'e göreydi. Onun için burası şu an x. Y'ye göre bu sabit 0. Bunun türevini aldın 3y kare. 8 zaten her iki durumda da sabittir, 0'dır. Şimdi arkadaşlar, bu f üssü 0 demek x yerine 0, y yerine 2 yaz demektir. Veya bunu şöyle de yazabilir. dy bölü dx 0'a 2. X'e 0, y'ye 2 yaz demektir. X'e 0 yazdın, y'ye 2 yazarsan eksi 2 artı 3 0 eksi 12, o da eşittir 5 bölü 12. Türev buymuş. 5 bölü 12 yapar. İkinci yol. Her iki tarafın türevini alırsın.
Burada türevi alırken bak bu yolda bu tip çözerken y eşit fx gibi düşünmelisin. Yani y de x'in bir fonksiyonudur burada. O zaman burada bir çarpımın türevi vardır bak. Birincinin türevi x'in türevi 1 çarpı ikinci aynen artı ikincinin türevi y'nin türevidir çarpı ikinci aynen. Şurası burası şunun türevidir çarpımın türevi artı x'in türevinden 3 eksi. Burayı da bileşke fonksiyon mantığıyla düşünürsün. Yani y'nin kübünün türevi. Ne diyorduk? Kuvvet başa gelir. 3 çarpı azalttın kare çarpı 2'nin türevi. Burası da öyle gelir. 3 y kare y üssü. Sabitin türevi zaten her durumda sıfırdır. Buradan y üssünü yalnız bırakabilirsin. Ya da hiç uğraşmadan x dediğin şey neydi? Sıfırdı. Y dediğin şey 2'ydi. X eşit 0. Y eşit için 2 artı y üssü çarpı 0 artı 3 eksi 12 y üssü eşittir 0 ise 5 eşittir 12 y üssü y üssü eşittir 5 bölü 12. Her durumda aynı değere ulaşırsın. Yeter ki işlemlerin doğru olsun. Bir hatan olmasın. Evet. Böylece bu akşam burada bırakalım. Yarın akşam üstel fonksiyon, trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, bütün hepsinin türevlerini bitiririz. Yüksek ihtimal türev alma kuralları. Ne tip fonksiyonlarda nasıl türev alınır? Yarın bütün hepsini bitiririz. Şunu paylaşayım.